school, we have lunch at half. Kaptan Kirk'ün seyir defteri. Tarih, yıldız tarihi 36 Kasım 2099. Gemi Matilgan ve mürettebatımla birlikte uzayda hayat var mı yok mu diye aramaya devam ederken, geçen bölümü dinleyenlerin hatırlayacağı, dinlemeyenler ise hatırlamayacağı gibi Matrix'e girmiştik. Neyse ki benim akıllı taktiklerin sonucu Matrix'ten kurtulup yolumuza devam ettik. Yalan konuşmayın kaptan. Ben senaryoyu değiştir dedim de kurtulduk. Yoksa size kalsaydı Matrix'te kaybolup gidecektik kaptan. Lütfen kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin kaptan. Lütfen Mr. Spock. Bu benim seyir defterim. İstediğimi yazarım. Peki niye benim de seyir defterim yok kaptan? Tamam Mr. Spock. Bir dahaki bölüme senin seyir defterinle başlayalım. Allah razı olsun kaptan. Kaptan, kaptan. Radar tarayıcılarımda 3500 adet düşman tankı görünüyor kaptan. Tank mı? Oha! Tankın uzayda ne işi var Mr. Spock? Bilemiyorum kaptan. Kaptan, kaptan! Düşman tankları keşişleme yönünden ateş ediyor kaptan. Tamam, lazerler ateşlenmeye hazırlansın. Kaptan, kaptan! Lazerlerden 10 kadar lazer biz gitmeyecek, biz gitmeyecek diye direniyor kaptan. Kaptan, dilerseniz yeniçerileri devreye sokalım. Ha, ne dersiniz kaptan? Ne yeniçerisi Mr. Spock ya? Onlar eskidendi. Ta Osmanlı zamanındaydı onlar. E o zaman niye eskiçeri demiyorlar da yeniçeri diyorlar kaptan? Ne bileyim Mr. Spock? Git yeniçerilere sor Allah Allah. Tamam ben bir gidip sorayım kaptan. Kaptan, kaptan! Düşman tankları yayılım ateşine başladı. Ne yapalım kaptan? Ultraviyol ışınlar ateşlensin. Ateşlendi kaptan. Aha! Düşman tankları yok edildi kaptan! Harika! Tamam arkadaşlar. Gevşeme yok. Toparlanıp yeniden saldırıya geçeceklerdir. Nöbetçi sayısı arttırılsın. Kaptan, kaptan! Radar tarayıcılarım taramıyor kaptan. Ya oğlum taramasın ne bağırıyorsun? Allah Allah tamam hallederiz. Gezegen göründü! Gezegen göründü! Allah Allah! Bu da ne kaptan? Radar tarayıcılarımızda arıza vardı ya Mr. Spock. Biz de radar yerine Atılgan'a gözcü koyduk Mr. Spock. Yani anında çocuk üretmenize hayranım kaptan. Nasıl bir gezegen acaba? Hayat var mı acaba kaptan? Bilemiyorum Mr. Spock. Bu bilinmeyen bir gezegen. Adı neymiş kaptan? X gezegeni Mr. Spock. Peki bilinmeyen gezegene X gezegeni deniyorsa X'ye gezegenine de iki bilinmeyenli gezegen mi diyorlar kaptan? Evet Mr. Spock. Hatta bunların kesirli olanlarına da bileşik kesirli gezegen deniyor Mr. Spock. Allah Allah. Bileşik kesirli gezegen nasıl oluyor kaptan? Payı paydasından büyükse bileşik kesirli, küçükse basit kesirli oluyor Mr. Spock. Ya deli misiniz Mr. Spock? Hiç böyle gezegen adı olur mu Mr. Spock ya? Allah Allah. Hem niye siz şöyle hava almak için Atılgan'ın terasına çıkıp gemiden sarkarken falan böyle uzaya düşüp yok olup gitmiyorsunuz Mr. Spock? Anlamadım. Ne dediniz kaptan? Vallahi yani sen de işine gelmeyince devamlı anlamamazlıktan geliyorsun Mr. Spock. Benim bir yerden geldiğim falan yok kaptan. Rica ederim. Ya, yani sana bir yerden geliyor demedik Mr. Spock? Allah Allah olur mu kaptan? Az önce anlamamazlıktan geliyorum dediniz ya. Ya Mr. Spock. Ya bir yerden gelmen diye bir şey yok Mr. Spock. Yani işine geleni yapıyorsun, işine gelmeyeni yapmıyorsun onu diyorum Mr. Spock. Allah Allah. Ha, vallahi kusura bakmayın kaptan. Dilinize bir türlü alışamadım kaptan. Ya Mr. Spock. Bugün sen dahil mürettebatın üzerinde bir gariplik var. Hepiniz Leyla Leyla gezinip duruyorsunuz. Hayrola? Başınıza saksı falan mı düştü Mr. Spock? Saksı falan düştüğü yok kaptan. Dün gece sahura kalkamadık da sanıyorum oruç başımıza vurdu kaptan. Ne demek sahura kalkamadık? Lan milleti sahura kaldırsın diye 35 tane Ramazan davulcusu aldık Mr. Spock. Maalesef Ramazan davulcuları da uyuyakalmış kaptan. Oysa ben size söyledim kaptan. Bırakın sahurda davulu ben çalayım dedim ama dinlemediniz kaptan. Kaptan, kaptan! İftar ezanı okundu kaptan. Anlaşıldı. Bütün mürettebat iftar sofrasına.
Kaptan, eskiden iftarlarda iftar topu atılırdı. Biz niye iftar topu atmıyoruz kaptan? Evet, haklısın Tıspak. Ama iftarda top atmak eskidendir. Şimdi uzay çağındayız. Biz daha değişik bir şey yapmalıyız Tıspak. Mesela... Heh, buldum. Biz iftar ışını atalım Tıspak. Haklısınız kaptan, iftar ışını atalım. Derhal iftar ışını atılsın. İftar ışını atıldı kaptan. Evet arkadaşlar, orucunuzu açabilirsiniz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun kaptan cümlemizin. Kaptan, tuzu verir misiniz kaptan? Kaptan şeker uzatır mısınız kaptan? Devamı gelecek bölümde. Türkiye radyolarının tek arka sömürge kuvvet programı Perişan Efendim, Stüdyo Kadar Perişan Efendim her gün çift saatlerde yanlışa dünya radyoda. Dinleyin.